Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızı siz değerli izleyicilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Diyarbakır Kayapınar'dan devam ediyoruz. Efendim beyaz eşya alanına giriş yaptık. Çok kıymetli bilgiler aktarmış olacağız sizlere ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Serhan Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bölgeye dair burada neler yapıyorlar, hizmetleri nelerdir hep birlikte öğrenmiş olalım. Serhan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Yayınınıza yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde beyaz eşya alanında hizmet gösteren bir firmayız. Harika. Aslında burası bildiğim kadarıyla röportajımıza başlamadan önce sizlerle biraz sohbet edebilme fırsatı bulduk. 2008 yılında kurulduk aslında. Şu anda beyaz eşya alanında hizmet veriyoruz. Ben öncelikle sizlerden bir kuruluş hikayenizi dinlemek istiyorum. Sonrasında merak ettiğimiz bütün soruların cevaplarını aslında sizlerden öğrenmiş olacağız. Peki nasıl kurduk burayı? 2008 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 4 yol semtini bir mağaza açtık ve burada beyaz eşya satışı üzerine mağazamıza satışlara yoğunlaştık. Sonrasında belli geçiş dönemlerinde farklı yerde mağazalar, toplu satış derken en son 2024 yılında mağazamızı burada açma kararı aldık ve tamamıyla perakende üzerine. Harika. Aslında bizler burada perakende üzerinden satışlar yapıyoruz. Şimdi beyaz eşyanın aslında alanı çok geniş. Ben bu noktada tamamen içeriklerden bahsetmek istiyorum. Hangi ürünlerimiz vardır? Sadece Diyarbakır bölgesine mi çalışıyoruz? Biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii. Beyaz eşya olarak sadece şu an için Diyarbakır ve Diyarbakır'ın içerisinde çalışıyoruz. Türkiye geneli kargolama veya gönderme şansımız yok. Tamamıyla Diyarbakır'da perakende üzerine çalışıyoruz. Müşterilerimize hizmet sunarken her zaman için kaliteli, şık ve servis sonrası, satış sonrası servislerde sorun yaratmayacak markalarla hizmet vermekteyiz. Harika. Aslında ben de bu noktada satış sonrası desteklerimizden bahsetmek istiyorum açıkçası. Peki satış sonrası desteklerimiz var mıdır? Varsa neleri kapsar? Satış sonrası desteklerimiz vardır. Sattığımız tüm ürünler üretici firma tarafından garanti kapsamı altındadır ve bir garanti şartnamesi müşteriye teslim edilir. Bundan sonrasında olabilecek problemlerden yetkili servisler problemleri gidermek için hazır konumda beklerler. Bizim de destek olabileceğimiz konularda biz de sürekli tüketicilerimize destek olmak isteriz. Harika. Bu noktada aslında satış sonrası desteklerimiz var. Ürünlerimiz zaten garantili. Evet. Bu noktada bir sıkıntı yaşadıkları takdirde servislerimizi de yönlendiriyoruz. Şimdi burada bizler kargo şekliyle peki gönderim sağlayabiliyor muyuz? Ürünleri görmeden direkt sizlerle irtibata geçebiliyor muyuz? Kargo şeklinde şu an için gönderim sağlamıyoruz. Öyle bir altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Belki ilerleyen dönemlerde Türkiye geneli bir kargolama sistemimiz veya detaylarımız olur. Şu an için yok. Şu an için yok ama ilerleyen zamanlar içinde tabii ki bu çalışmaları da gerçekleştireceğiz demiş olalım. Şimdi aynı zamanda bence sizin alanınıza güven ve müşteri memnuniyeti çok önemli diye düşünüyorum. Peki bu noktada güveni nasıl sağladık? Yani müşterilerimiz geldiği zaman biz müşterilerimize önce ürünlerimizi anlatıyoruz. Önce diyorlar ya fikrimizi beyan ediyoruz. Ürün satmadan önce fikrimizi satıyoruz öyle diyelim. Ve müşterilerimiz bu konuda bize çok güveniyorlar sağ olsunlar. Bizden aldıkları ürünlerde herhangi bir sorun yaşamadıklarını umut ediyoruz. Yani bize gelen geri dönüşler o şekilde. Harika. Aslında bu noktada bütün ürünlere hakim olduğumuz için içerikleri anlatıyoruz ve bütçeye göre de insanları yönlendiriyoruz değil mi? Tabii en önemlisi bir müşteriyi anlayıp onun hangi ürünü, hangi bütçede müsait olduğunu bilmek lazım. Ona göre bir satış yapılması lazım. Kesinlikle öyle. Şimdi sadece aslında beyaz eşyalarımız yok. Kıymetli izleyicilerimiz ekranları başında görüyor olacaklar. Mobilya alanında da aslında biraz varız. Ben orasıyla alakalı da sohbet etmek istiyorum sizlerle. Mobilyaya dair neler var peki? Mobilyaya dair mobilya aksesuarlarını satıyoruz. Masa, sandalye, TV üniteleri ve bu konuda da iddialıyız. Özellikle TV ünitelerinde satışlarında ve kalitesinde çok iddialıyız. Çünkü tamamıyla kendi üretimimizdir TV üniteleri. Ve satış sonrasında her türlü yine beyaz eşyada ürünlerimizin arkasında olduğumuz gibi mobilya ve aksesuarlarda ürünlerimizin arkasındayız. Harika. Şimdi bence özellikle mobilya alanında trendi yakalamak çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü gün geçtikçe farklı ürünler, farklı tasarımlar çıkıyor. Bu noktada peki takibini sizler nasıl sağlıyorsunuz?
Sürekli biz de mobilya fuarlarına katılıyoruz. Yeni çıkan ürünleri fuarlardan görüyoruz. Tabii Türkiye'de çeşitli tarihlerde, çeşitli zamanlarda fuarlar oluyor. Ve bu fuarlara gittiğimiz zaman tüketicinin beğenebileceği, kalitesinden emin olduğumuz ürünleri seçip burada teşhir edip satışını yapıyoruz. Harika. Şimdi aslında mobilya alanında az önce de sohbet arasında geçti ama ben birazcık bu konuyu açmak istiyorum. Ürünün kalitesini nasıl sağlıyoruz? Çünkü aldığımız ürünleri bizler ömürlük kullanmak istiyoruz. Peki bu noktada nasıl kaliteli bir iş çıkıyor ortaya? Şimdi ürün alırken tabii ki ürünlerin de önce bize gidip bakıyoruz. Kullanılan malzeme suntabıdır, MDF'dir, mobilyada genellikle onlar tercih edilir. Biz sunta ürünleri getirmiyoruz. Genelde çalıştığımız ürünlerin kalitesi MDF'dir. Seçtiğimiz kumaş birinci kalitedir. Ve sattığımız zaman nasıl beyaz eşyada satış sonrasında önem verdiğimiz gibi mobilya ve aksesuarında da o şekilde önem veriyoruz. Harika. Aslında bu noktada özellikle mobilya alanında ürünler götürülürken bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Tabii ki sıkıntı varsa diyoruz ki çözümümüz de var. Hemen telafisini sağlıyoruz. Anladığım kadarıyla ürünün başına bir şey geldiği takdirde değişimler sağlanıyor. Doğru mudur? Bizim bünyemizde çalışan bir teknik elemanımız ve bir aracımız var. Nakliyesinden montajına kadar o ilgileniyor. Diyelim ki ürünlerde bir problem oldu. Bir kalitesiyle ilgili bir sorun oldu. Hemen ekibimiz ilgilenir ve o sorunu çözer. Harika. Aslında bu noktada ekipler de kendi içinde uzman ekipler. Çünkü gerçekten evet burada satışlar yapıyoruz. Ürünün kalitesi önemli ama aynı zamanda ekip de çok önemli. Peki kaç kişilik bir ekiple hizmet sağlıyoruz? Mağazamızda çalışan 3 tane satış elemanımız var. Satıştan sonrasında ise 2 tane teknik elemanımız var. Ürünlerin montajı, nakliyesini yapan ekip arkadaşlarımız var. Diyelim ki ürünlerde bir problem yaşandı veya sorun oluştu. Bu ürünlerin sorunların giderilmesine de bu ekip arkadaşlarımız ilgilenir. Harika. Şimdi biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var ve mutlaka sizlere onlardan ayıran özellikleriniz vardır diye düşünüyorum Serhan Bey. Peki sizce bunlar nelerdir? Şimdi biz bize gelen müşterilerimize müşteri değil, daha doğrusu aileden bir birey gibi bakıyoruz. O açıdan baktığımız için satış sonrası ürünü satıp müşteri gittikten sonra kapıları kapatmıyoruz. Her zaman için buradan müşterilerimizi ağırlıyoruz. En ufak problemi gidermek için çalışan 2 tane teknik ekibimiz var mobilya için. Beyaz eşyada ise zaten servisler gerekli hizmeti veriyor ve bu hizmeti biz takip ediyoruz. Hani ürün bizden alın artık garantisi firmanın garantisinde veya firmaya gidin danışın değil. Tabii ki bize gelip bize de bu şikayetlerinizi, memnuniyetlerinizi bildirebilirsiniz diyoruz. Harika. Bu noktada aslında geri dönüşlere de çok önem veriyoruz. Hal böyle olunca zaten işletmemizi büyütüyoruz. Başarıya doğru emin bir şekilde ilerliyoruz demiş olalım. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Kıymetli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Müşterilerimiz bize telefon numaralarımız var. Çağrı merkezimiz. Oradan ulaşabilirler. Onun dışında sosyal medya hesaplarımız var. Yalçınlar Beyaz Eşya Mobilya diye tıkladıkları zaman muhakkak sosyal medya platformlarına karşılarına çıkarız. Harika. Aslında bu noktada sizlere ulaşım da çok kolay demiş olalım. Şimdi aslında sizler uzun senelerdir sektörün içindesiniz ve sürekli bir bilgi birikimi var. Haliyle başarı da kaçınılmaz olmuş. Peki sizce bu alanda başarınızın sırrı nedir? Yani başarımızın sırrı bize göre biz gelen demin dedim her müşteriye müşteri değil. Aileden bir bireymiş gibi davranırız ve o öncelikle ona ürün satma değil. Onun isteğine göre adım atarak isteği doğrultusunda daha kaliteli, şık ve tasarımıyla daha hoş göze gelecek ürünleri satmayı planlarız. Harika. Aslında bu noktada tamamen hedef noktamız müşterilerimiz ve memnuniyetimiz. Hal böyle olunca zaten başarı da kendiliğinden geliyor. Peki ilerleyen zamanlarda hedefler ne yönde olacak? Yani hedeflerimiz her zaman için perakende sektöründe daha fazla ilerlemek ve ilerleyen günlerde Diyarbakır'ın her semtinde, her ilçesinde bir mağaza açmak, daha büyümek. Tabii bunun da temel sebebi mutlu müşteriler olacak ki büyüyebilesin. Eğer mutlu müşteri olmazsa büyüyemezsin, yerine sayar. Harika. Aslında bu noktada evet işletmemizi büyütmeyi düşünüyoruz ve hizmet kalitemizi bozmadan devam edeceğiz demiş olalım. Serhan Bey, peki buradan son olarak kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kaliteli ve güvenli hizmet almak isteyen tüm tüketicilerimizi Yalçınlar Dayanıklı Tüketim mağazalarına bekleriz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Bizlere zaman ayırdığınız için Show TV, Show Türk ailesinde yer almaktan çok mutluyuz. Teşekkür ederiz.
ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim, sizler de kaliteli, güvenilir bir şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız sizler de burayı tercih etmelisiniz diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, seyirde kalın. Hoşça kalın.